toprağın tüm faydalı bileşenlerini alıp soframıza gelen Antep fıstığı ağacının ana vatanı Orta Doğu ve Orta Asya'dır. Milattan önce 7000'li yıllardan beri tüketilen bu yemişin sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Günümüzde mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilen Antep fıstığı doğru miktarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığa iyi gelmektedir. Antep fıstığının faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli Antep fıstığı tüketiminin faydaları nelerdir? Antep fıstığı kalp sağlığını koruyan sağlıklı ve kaliteli yağlar içermektedir. Kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Bununla birlikte içerisindeki antioksidanlar sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Özellikle de iç kabuğunda bulunan bir bitki bileşeni olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltır. Antep fıstığı aynı zamanda arterlerin sertleşmesini ve plak oluşumunu önleyen arginin adı verilen bir amino asit kaynağıdır. Bulundurduğu demir, bakır, magnezyum, potasyum, fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesinde oldukça etkilidir. Damarlardaki stresi azaltarak yüksek tansiyonun dengelenmesi için önemli sorumluluklar alır. Bununla birlikte Antep fıstığı kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan kişilerde şekerler proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem glikasyon olarak adlandırılır. Antep fıstığının içerisindeki antioksidan maddeler glikasyon sürecini azaltır. Bu sayede kan şekeri kontrolünde önemli sorumluluklar alır. Ayrıca bir porsiyonunda günlük ihtiyaç duyulan fosfor miktarının %60'ı bulunur. Bu oran şeker hastalığının önlenmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca içerisindeki fosfor glikoz toleransına sebep olan proteinlerin amino asitlere ayrışmasında etkilidir. İnce bağırsaktaki şeker emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için Antep fıstığı. Antep fıstığı gıdaların sindirilmesine yardımcı olan iyi bir posa kaynağıdır. Bir avuç fıstıkta yaklaşık 10 gram diyet lifi bulunur. Bu oran sindirim sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için oldukça yararlı olan faydalı bakterilerin çoğalmasına yardım eder. Kabuğundaki bileşikler sayesinde mide zarını korur ve midede oluşan asit oranını dengeler. Bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltır. Bununla birlikte hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile miktarı doğru ayarlandığında kilo kontrolünü kolaylaştırır. Kilo kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı yağ, protein ve lif içeren bu yemişi tüketmek tokluk hissini arttırarak aşırı yeme isteğinin önüne geçer. Bir porsiyon Antep fıstığı tüketildikten sonra toplam sindirim süresi yaklaşık 4 saattir ve bu zaman aralığında çok yavaş bir şekilde kana verilir. Bu sayede kan şekerini dalgalandırmadan gün boyunca yağ yakım seviyelerinin yüksek kalmasını sağlar. Sağlıklı bilişsel fonksiyonlar için Antep fıstığı içerdiği besin ögeleriyle tam bir sağlık deposu olan Antep fıstığı B6 vitamini açısından da oldukça zengindir. B6 vitamini elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için gerekli bir vitamindir. Ayrıca sinir sisteminizin sağlıklı bir işlev görebilmesi için serotonin, melatonin ve epinefrin gibi hormonlara salgılanması Antep fıstığının içerisinde bolca bulunan B6 vitamininin desteğiyle olmaktadır. Bununla birlikte Antep fıstığını kış aylarında yeterli miktarda tüketmek oldukça önemlidir. İçerisindeki sayısız bileşen ve B6 vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin oluşabilecek grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi virüs temelli hastalıkların görülme sıklığını azaltarak kolay atlatılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrıları hafifletir, öksürüğün geçmesi için oldukça etkilidir. Özellikle solunum yolları hastalıklarına karşı vücudumuzun yanındadır. Öte yandan Antep fıstığı bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu sebeple demirin vücutta daha kolay emilmesine yardım eder. Bulundurduğu vitaminler sayesinde kandaki oksijenin taşınmasına destek olarak hemoglobin miktarını arttırır. Bu sayede kansızlığın sebep olduğu kronik yorgunluk ve halsizlik gibi belirtileri azaltır. Daha sağlıklı gözler için Antep fıstığı. Gözler için faydalı olan besinler listesinde Antep fıstığı havuçlardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İçerisinde bulundurduğu karotenoidler gözde retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanmaktadır.
yakalanma riskinin engellenmesinde önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı bir cilt için Antep fıstığı, içerisindeki faydalı bileşikler sayesinde bu yemiş, deri kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Bulundurduğu doymuş yağ asitleri sebebiyle cildi besler. E vitamini içeriği, sağlıklı ve kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Cildi, zararlı UV ışınlarına karşı koruyarak cilt hastalıklarını önler. Kabuğunda bulunan sağlıklı bileşikler, vücuttaki kolajen üretimine yardımcı olarak ölü deri dokusunun daha hızlı ve çabuk yenilenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca bu bileşikler ve sağlıklı yağlar saçların çabuk uzamasını teşvik eder. Saçları güçlendirir, saç tellerinin esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir. Bölünmüş ve kırılmış saç uçlarını onarır. İçerdiği biyotin sayesinde de her bir saç telini güçlendirir. Kansere karşı Antep fıstığı. Antep fıstığı lezzetli bir antioksidan kaynağıdır. Akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etken özellikleri bulunan E vitamini içerir. Sahip olduğu antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stresle savaşmada çok yararlıdır. Antep fıstığı tiamin açısından da zengindir. Lütein gibi antioksidanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olarak kanserli hücreler ile savaşır. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için Antep fıstığı, magnezyum vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Vücuttaki yeterli miktardaki kalsiyum kemik sağlığını korur, kas kasılmalarını oluşturur ve kasların ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda dinlenmelerine izin verir. Bununla birlikte magnezyum da kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğu, spazmı, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünün arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Antep fıstığı uzun vadede kemik, eklem ve kas dokusu problemlerinin oluşmasını önleyerek toplam vücut sağlığımızı geliştirir. Öte yandan bir fincan Antep fıstığı kırmızı kan hücresi, kemik ve kolajen yapısı için gerekli olan günlük bakır ihtiyacının %50'sini karşılar. Aynı zamanda manganez ihtiyacının %15'inden fazlasını, potasyum ve magnezyum ihtiyacının %20'sinden fazlasını karşılamaktadır. Bu vitamin ve bileşiklerin tümü dokularımız için hayati bir öneme sahiptir. Peki Antep fıstığının zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Öncelikle toprağın tüm faydalarını toplayıp soframıza gelen Antep fıstığı kontrolsüz ve bilinçsiz tüketilirse belirli yan etkiler oluşturabilir. Özellikle tüketimi eğlenceli olan Antep fıstığı çok fazla tüketilirse kilo problemlerine sebep olabilir. İçeriği protein ve kaliteli yağ olarak zengin olduğu için belirli bir kalori içeriğine sahiptir. Bu neden ile miktarını doğru ayarlamak önemlidir. Ayrıca lif açısından zengin bir içeriğe sahip olan bu yemiş bağırsak sağlığını destekler. Ama çok fazla tüketilirse bağırsakları uzun süre meşgul ederek sindirim sistemimiz için negatif durumlar oluşturabilir. Öte yandan bazı insanların belirli kuru yemiş türlerine karşı alerjisi bulunabilir. Antep fıstığı, yer fıstığı ile beraber insanların alerjik reaksiyon gösterdiği besinlerdendir. Bu sebep ile düzenli tüketmeden önce alerjiniz olmadığına dikkat edin. Aynı zamanda Antep fıstığı günümüzde kabuklu, kabuksuz, şekerli veya tuzlanmış çeşitleriyle marketlerde bulunmaktadır. Tuzlanmış ve tatlandırılmış Antep fıstığı yüksek sodyum ve şeker içeriği nedeniyle iyi bir seçim olmayacaktır. İşlem görmüş kuru yemişler sağlığımız için belirli yan etkiler oluşturabilir. Özellikle bulundurdukları sağlıklı yağ ısıya maruz kalırsa kalitesini kaybeder. Bu nedenle ideal olanı kabuklu ve işlem görmemiş olan Antep fıstıklarını tüketmektir. Uzmanlar Antep fıstığı tüketiminin özellikle bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde haftanın 2-3 günü bir avuç şeklinde tüketilmesini vücut sağlığımız için önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza Antep fıstığını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.